National Museum of the History of Ukraine. Burada bir sürü. Surfing'den eşleştiğim ev sahibiyle beraber bir de bugün bir Türk misafirimiz var. Kiev'deyiz. Zannediyorum ki Çernobil Müzesi'ne gezmeye gideceğiz bugün. O yüzden şimdi otobüs bekliyoruz. Daha doğrusu dolmuş bekliyoruz. Hadi bakalım görelim. White bus, right? Dolmuş hakkında ne düşünüyorsun? Dolmuş, Türkiye dolmuşlarını aratmıyor. Sanki Türkiye'de gibiyiz. Şu anda şehir merkezine doğru gidiyoruz. Yaklaşık yarım saat, bir saat içinde varmış olacağız. Harbiden Türkiye'deki dolmuşlardan bir farkı yok değil mi? Aynen. Eski püskü. Farkı yok. Evet. Alexander diyor ki burası Uluslararası Televizyon Merkezi. Şöyle görüntüsü hatta kaleme benziyor diyor. Şimdi burada hemen yayalar geçtiği anda arabaların durmasının sebebini sorduk. Hatta ben dedim Türkiye'de dedim göremezsin abi böyle şeyleri dedim. Ev sahibini anlattım. O da dedi ki bakma işte burada da her yerde kameralar var. Devlet de legal yoldan para kazanmak için dedi. Mecburen burada yayalara yol veriyorlar. Birazcık Kiev sokaklarını göstereyim size. Yolda yürüyoruz. Bakalım nereye gideceğiz. Ne ofisiymiş abi burası? Vergi ofisi. Vergi ofisi. Vergi dairesi. Ha, vergi dairesi. Kiev vergi dairesi. Şimdi evet, insanlar yeşil yandı. Şu anda herkes geçiyor gördüğünüz gibi. Bu ev ne böyle ya? Korku filmi gibi yemin ederim. Baksanıza yani şurada Walking Dead çekimi yapılır arkadaş. Çok bazen çok korkutucu evleri var bunların. Zannediyorum ki bu az önce göstermiş olduğum bina, yani tam olarak şurası, şu korkunçlu bina, otopark diye düşünüyorum. Underground stations, line is across this place, and the past station and opens the next station. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Genelde Kiev'de binaların yanında şöyle şu tarz paintler, resimler bulabilirsiniz. This area destroyed castle, destroyed everything. Mongolian in 13th century. By the way, if you peace, what is your color? Yeah. Oh my god. Evet. Şurayı da göstereyim hemen. Oh, I came here before. I remember this road, actually. The a little bit far in the park, right? Yeah. Yeah. Rental. How much is the rental here? More than $1,000. Horses are outside. Yeah. If you want to live near a place where a little ancient king, you need to pay more. Yeah, of course. Şurada adamın kafasının üstünde bir tane yağmur damlacığı var. Where are we? Actually,
are here. Okay. What a big area. National Museum of the History of Ukraine. 800,000. Bu parkın sonuna doğru bir manzara var. O manzarayı göstermek istiyorum size. Şu yan tarafımızda da bir tane bina var. O binada da sanatsal heykeller falan bulunuyor. You have the part for king, for government. Down part is town for it's a port, it's an area for craft makers, for traders, for different workers. And also farm areas. Is it church? Yes. And also oldest Christian church in Ukraine also been in this part from Kiev. The oldest church? Yes, but it's when the Mongolian army coming, they destroy the church. So actually we have to have. Burası kadınlar için sanırım. İçeride hep kadınlar var. Kiev'deki en yaşlı ağacı göstereceğim size. Yaklaşık 400 yaşından da büyük olması lazım. Şöyle etrafında ufak bir çitle koruma altına almışlar. Hemen size gösteriyorum. Karşınızda Kiev'in en yaşlı ağacı. İlk defa Kiev'de düzgün bir yol gördüm. Yalnız hakikaten normalde buranın yolları inanılmaz kötü, inanılmaz berbat. Ve ilk defa güzel bir yapılmış bir yol gördüm Kiev'de. Şimdi birazcık daha aşağıya ineceğim. Bu caddenin aşağısında böyle yabancılar için ufak tefek takı satan kişiler oluyor böyle sokağın kenarında. Onları göstereceğim size. Hatta bir yol var. Genelde o yola turist yolu diyorlar. Bakın şöyle göstereyim size. Burada bir sürü işte Ukrayna atkısı, ondan sonra futbol takımı atkıları, formalar. Alo. Arkadaşlar öyle bir yere geldik ki şimdi size göstereceğim. Mükemmel bir görüntü değil mi ya? Hoş geldiniz. Çünkü az önce deli gibi güneş varken ve sıcakken şimdi yağmur yağmaya başladı. Yavaş yavaş yağmur çıkıyor arkadaşlar. Bahsetmiş olduğum turistlerin yolu burası işte. Şöyle şu yukarıdan aşağıya doğru. Burada çok güzel tarihi binalar var aslında, böyle rengarenk. Şimdi ben Denizli'yim. Bizim Buldan'da da böyle evler var. Aslında burası bana Buldan'ı çağrıştırıyor. Burada coffee shop'lar var. Burada eğer mesela buranın ne anlama geldiğini falan okumak istiyorsanız QR kodlar var. Bence çok güzel düşünmüşler. Bu cadde gerçekten aslında ünlü yani Kiev'de. Çok güzel böyle şirin kafeler var. Ya yani insanlar mutlu burada ya. Gerçekten.
Vallahi Kiev'e geliyorsanız kesinlikle bu caddeye uğramanız lazım. Yani en azından buradaki evleri, buradaki mimari yapıları bir görmeniz gerekiyor. Şu yukarıdaki kilise tarzı bir bina vardı. Oradan mutlaka böyle bir şehrin manzarasını izlemelisiniz. Hi guys, where are you going? We are going to eat some ramen. Okay, have a nice day. Yeah, yeah. But this will be nice. Daha şöyle şu şehri, şu sokağı bir göstermek istiyorum. Aslında bugün evde oturacaktım. Alexander dedi ki hadi Türkiye'den misafirimiz var. Gelin ben sizi gezdireyim. Hem bize rehberlik ediyor. Bakın yine burada binanın kenarında çok güzel bir grafiti var. Gerçekten bunlar her yere böyle grafiti, resim yani... Şehrin her köşesinde sanatsal bir faaliyet görebilirsiniz. Yani resmen sanat akıyor. Şöyle göstereyim size. Bu arada şurası da Brezilya konsolosu. Yine de ünlü Silpo Market'e gireceğiz. Bir su alalım abi ya. Meyve fiyatları o kadar pahalı ki bize göre. Yani Türkiye'de biz böyle o fiyata kilo kilo alabileceğimiz abi meyveleri burada adet adet alıyoruz. Ama burada da alkol ucuz işte. Su yerine gerçekten evet. Hakikaten öyle ama. Mesela biz kafeye oturduğumuzda bazen su biradan daha pahalı oluyor. Evet. Burada bir de şey var mesela. Tavuk çok pahalı ama kırmızı et ucuz. Hı. Yani tavuk birazcık daha pahalı burada. Mesela şu pasta 50 lira. Şu görmüş olduğum pasta. Aşağı yukarı tabii. Üçe böldüğün zaman 50 lira. Mesela abi şu 90 lira yani şu şarap 30 lira falan. Burada birazcık daha kaliteli şaraplar var. 100 lira, 120 lira. Oops, sorry. Burada vodkalar var. 200 grivna. Şu anki anlık kur 3.10 olması lazım. Olur abi. Burası da 200 yıldan daha büyük alternatif tıp ürünleri satılan bir eczane. Burada da teyzemiz var. Çiçekleri yoluyor. Here house device is authentic, save for 19th century policy and you buy something like water or salt because they have the handmade soap or creams, handmade cream, everything like that. But if you want to walk out, you must pay money for the solutions. Oh, I get it.
Şimdi bu diğer yerlere girmek için arkadaşlar para istiyorlar. Ama mesela buradan işte sabundur, tuzdur, böyle değişik değişik el yapımı aslında alternatif tıp ürünleri diyelim. Alternatif tıp ürünlerini buradan alabiliyorsunuz. Hole Nicolas kilisesiymiş arkadaşlar burası da. Ya bu şehirde her yerde böyle kilise, ondan sonra heykeller, işte böyle tarihi binalar, ne bileyim yani gerçekten tarih kokan bir şehir aslında baktığınızda. Ben size tavsiye, bence kışın gelmeyin buralara çünkü şöyle binalar çok eski. Sovyet Rusya döneminden kalma binaları kullanıyorlar ve gerçekten ısıtma sıkıntısı var birçok binada. Yani bizim Türkiye'deki evler gibi değil. Bununla beraber mesela şu anda Kiev'de çarşambadan itibaren, hatta yani dünden itibaren bir su kesintisi oldu. Su kesintisi dediğim de aslında sıcak su kesintisi. Yani çok komik bir durum. Koskoca Kiev'de sıcak su yok. Yani bu ara ara oluyormuş. Böyle bu tarz problemler var Kiev'de. Yani tabii işin hep böyle güzel yanlarını, güzel taraflarını gösteriyoruz ama bunlar da aslında Türkiye'ye göre dezavantajlı. Two underground stations. İki durak sonra meydana çıkabiliyoruz. Arkadaşlar bu benim ilk YouTube videom. O yüzden hepiniz hoş geldiniz şimdiden. Sürçü lisan ediyorsam affola, çünkü hem ilk videonun heyecanı var birazcık, hem de bu video ile alakalı işte Kiev'in caddelerini, Kiev'in sokaklarını, wow, Kiev'deki binaları, ondan sonra buradaki tarihi yapıları sizlere göstermek istedim bu videomda. Eğer video ile alakalı mesela şunu da eklemelisin, çekim tarzının şu şekilde olması dediğiniz bir nokta varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Çünkü siz benim eksimi söyledikçe ben kendimi daha fazla geliştirebilirim. Şu anlık telefon kameramla çekiyorum. Ama ileride umarım daha böyle teçhizatlı bir şekilde karşınıza çıkarım. Old Russian car, right? Machines, what you say? Yeah. I want to check after the movie. Şuradaki mimari yapıyor bakın. Bir de şuradaki mimari yapıyor bakın. Arasında resmen uçurum var. Welcome to Ukraine. Ev sahibine Atatürk'ü anlattık. Hatta sorduk. Yani Türkiye'deki hem Türkiye'nin kurucusu ve en ünlü kişi Atatürk'tür diye bahsettik. Atatürk gibi, yani Ukrayna'nın Atatürk'ü kimdir diye sorduk. Shevchenko dedi. Hatta bu 100 grivnanın üstünde Shevchenko'nun fotoğrafı var. Hatta zannediyorsam hem şiir yazıyormuş hem de ressam aynı zamanda Shevchenko. 100 grivnanın hemen arkasında yapmış olduğu bir resim var. Yani buranın da Atatürk'ünün Shevchenko olduğunu öğrendik. Arkamda görmüş olduğunuz kilise 500 grivnanın arkasındaki resim. Şu anda yeterince korkutucu bir yer altından geçiyoruz. Ukrayna'da genelde böyle bu tarz yer altları var. Yani alt geçit olarak, yer altı nedir ya, alt geçit olarak genelde bunları kullanıyorlar. Tabii biz şu anda aşağıdayız. Şu görmüş olduğunuz köprü tarzı bir yer var. Hatta şu köprüden de insanlar yürüyorlar. Yani şu köprü tamamen insanlara açık. Şu yukarıdaki görmüş olduğunuz cam köprüde oradan da böyle şehrin manzarasını çok güzel bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Belki birazdan oraya çıkar gösteririm oradaki manzarayı. Burada da böyle şu turlara falan
binip buradaki manzaranın keyfini çıkartabiliyorsunuz. Hatta size fiyatlarından da bahsedeyim. Direkt şurada yapılacak olan programa göre değişiyor tabii ki fiyatlandırmalar. 200 grivna, 250 grivna, Panorama of Kiev, disco kısmı yaklaşık 1,5 saat, 250 grivna. Onun dışında şurası hafta içi olması lazım. 19. yüzyılda burada elektrik kesildiği zaman ondan sonra işte insanlar böyle atlarına binip buraya gelip mektup göndermek istedikleri zaman buraya geliyorlarmış. İlk cümlesini anlıyorum, sonrası kopuyor bende. Abi bu nedir böyle ya? Sanırım birazdan buna binip şehir merkezine doğru gideceğiz. Abi çok güzel değil mi ya? Alexander'dan ayrıldım çünkü şehir meydanında arkadaşımla buluşacağım. Şimdi Kiev'in şehir meydanına gidiyorum. Ukrayna aslında o kadar da ucuz bir memleket değil bizim paramızın değerine göre. Bunu başka videolarda ayrıca açıklarım. Ukrayna'da yaşamanın maliyeti nedir? Burada ev kiraları ne durumda? Market alışverişinde ne kadar para harcarsınız? Alkol kullanıyorsanız ayrı, sigara kullanıyorsanız ayrı, bunların hepsinin bir fiyat listesini çıkartırım yine bir başka videoda. Meydan hemen şurası arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz büyük uzunlamasına heykelcik diyeyim size. Şimdi 2013'te burada aslında politik anlamda çok ciddi olaylar yaşandı. Halk ayaklandı. Kıyaslayacak olursam bizim Gezi direnişi gibi diyebiliriz. Netflix'te de Ukrayna'nın özgürlüğü hakkında bir tane belgesel var. İzleyebilirsiniz. Çok daha iyi ve net bir şekilde anlayabilirsiniz aslında buradaki yaşanan olayları. Hatta şu anda şu görmüş olduğunuz bina, arkamdaki görmüş olduğunuz bina. Bu olaylar sırasında yaktılar bu binayı, yakmışlar. Arkadaşım da diyordu ki mesela ben Kiev'e ilk geldiğim zaman burası yanık kokuyordu. Lastik yanığı, ondan sonra yani bina, şehir yanık kokuyordu diye söyledi bana. İşte o belgeseli izlediğiniz zaman aslında bütün buradaki siyasal politik olayları anlayabilirsiniz. Size birazcık meydanı da göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Videoya başladığımdan itibaren yaklaşık 8 kilometre, 8,5 kilometre falan yürümüşüm. Yaklaşık 12 bin adım yapıyor. Gerçekten birazcık yoruldum ve bir şeyler yiyip içmek istiyorum. Arkadaşımla buluştuğumda büyük ihtimalle bir restorana otururuz ya da böyle bir şeyler alıp çimlere uzanabiliriz. Şimdi arkadaşımla da buluştum. Makine gibi arkadaşım. Alper. Şu anda Kiev meydanına doğru gidiyoruz. Şu ileride işte falana doğru değil mi? Aynen. Meydana doğru gidelim işte abi. Kristina da burada. Where are you Kristina? Kiev. Sigarayı bırakması lazım. Türk mekanı mı? Mojito. Boş ver abi, Türk mekanlarına oturmayalım. Pahalı oluyor ya, ben tercih etmiyorum. Evet, zaten. Türk mekanları birazcık pahalı oluyor Kiev'de, yani Ukrayna'da. Lviv kruvasan oturalım daha iyi yani. Orası güzel mekan, kahvesi güzel oluyor, ben seviyorum. Kruvasanları da güzel. Ya, kruvasan da güzel de bazen, geçen en son gittiğimde çikolatayı çok basmışlardı, akıyordu içine. Vallahi öyle bir şey oldu. Abi, bizim Türkiye'de hiç koymuyorlar içine, ona baktığınız zaman. Ya tabii hani... Bacık. Az koyacağına çok koysun. Sonuçta müşteri memnuniyeti abi. Tabii. Aynen. Valla... İyi misin? Are you okay?
Are you okay? Do you want water? Я все хорошо, Руслан. Do you want water? Okay. Arkadaşlar şimdi ben kapatacağım. Videoyu sonlandıralım burada. Yine kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine başka videolar, başka içerikler çekerim. Şimdi zaten meydana geldik. Yeşil ışığa yetişelim, koş. Evet, aynen. Haydi görüşürüz gençler.